olsun. Peki Niğdeli Mustafa Gökmen'le tanışıyor musunuz? Niğdeli Mustafa Gökmen ne yapmış ki? Neler yapmamış ki? Bir de... Tarihte bugün diyerek kendi başına kendi iznini verdiği bir site açıyor ve burada belirli günler yapıyor. Bir bu de laf vardır göre... ya bu Niğdeli miydi? Geçti Borun Pazarı sürü eşeği Niğdeli diye. Bu arkadaşa mı ait acaba o lafta? O değildir. Her şeyi mesela, söylemiş. Mesela günlere isimler veriyor. Dünya Gıybet Günü. Dünya Karizma Günü. Dünya Erkek Günü. İşi bu mu? İşi bu. Günlere isim vermek. Günmatik bak. Fikir babası kendisi. Ben Günmatik'im. Tarihte bugün günaydın millet. 20 Ekim Dünya Karizma Günü. Tövbe yarabbim. Ne dersin? Saçma. Tarih bugün not alsın diyor bir de. Dünya çok Karizma Günü ne ya? Nereden gelmiş bu acaba? Yani işte, bir bakalım haberi. İş güç olmayınca herhalde. Dünya Bekarlar Günü yaptım. Gıybet Günü, o da 5 Ekim olması lazım. Dünya Karizma Günü 20 Ekim. Ama oldu. Canı sıkıldıkça takvimden tarih seçti. Kendine verdiği yetkiyle ilginç günler icat etti. Çok farklı günler yaptım. Dünya gündeminde de çıkmaya başladı. 5. sıradan girmeye başladı. Mesela iyilik günü öyle olmuştu. Niğde'de yaşayan fotoğrafçı Mustafa Gökmen 7 yıl önce sosyal medyada bir paylaşım yapınca hayatında yeni bir sayfa açıldı. İyilik günü yoktu. Ben dedim neden yok falan, bu tarz bir tweet attım. Sonra o gündem oldu. Gördüğü ilgi karşısında şoke oldu. Kafasına göre gün uydurmaya başladı. Çiçek verme günü, özür dileme günü, sabır günü. Kiminin hoşuna gitti. Gıybet Günü'nde İrem Derici yapmıştı mesela. Dünya Yakışıklar Günü çok büyük bir ilgi gördü. Kiminin ise tepkisini çekti. İşte Ablalar Günü'nü kim icat etti ya, böyle şeyleri şartlandırmayın bizi falan diye. Dünya Kilo Verme Günü yapmıştım bir de. Ha, kimisi kızıyordu, kimisi de çok beğeniyordu. Başlattığı akımla takipçilerine takipçi kattı. Bu beni mutlu ediyor aslında. Allah gülümsetti beni bu arada. Dünyanın haber. Gündemini belirliyor o zaman arkadaş. Baktığın zaman bugün ne günü? Dünya Karizma Günü. Evet. Aa, diyorsun. Bugün herkes hani karizması olacak. Ya bugün de nereden çıktı? Bu isimleri kim buluyor? Bu günleri kim buluyor? İşte Mustafa Gökmen isim anası. Evet. Bütün bu günlerin. Evet, kendime babası. Verdiğim yetkiyle diyor bunu yaptım ben. Bravo vallahi hoşuma gitti. İyi de biz de peşinden kendisi. Takılıp gidiyoruz. Ona ne diyorsun? Adam Twitter'a yazıyor mesela. Hashtag et dünya yakışıklılar günü. Evet. Baksana o bayağı bir şey yapmış. Tabii canım. İlgi görmüş. Dünya Ablalar Günü'nde tepki görmüş. Yapıyor mesela. Arkasından dolanıyor. Kutlamıyoruz biz de. Aa, Dünya Yakışıklılar Tabii. Günü. Ertesi yıl bu ikincisi kutlanan Dünya Yakışıklılar Günü'nde falan diye. Ondan sonra her günün bir adı var. Sonra canı değiştirecek sıkıldıkça. Belki de. Canı sıkıldıkça. Vay arkadaş ya. Mustafa kardeşim eyvallah. Güzel. Ne diyeyim? Dünya Gıybet Günü mesela. Of da çok iyiymişim bugün. Herkes. Ne yaparsın Dünya Gıybet Günü'nde yani? Bunun için gün mü yapalım?